Selamlar arkadaşlar. Bir Look Up formülünü bu sefer de hayatımız içerisinden bir örnekle incelemek istedim. Diyelim ki altın birikimi yapıyoruz ve bunu Excel'de takip etmek istiyoruz. Haliyle bu takibin sonucunda toplamda kaç gram altınımız var ve kaç TL paramız olduğunu görmek isteriz. Ancak gel gelelim ki altın alırken zaman zaman gram değil de diğer altın para birimlerinden alabiliyoruz. Yani mesela çeyrek alıyoruz, gramse, ata gibi farklı birimlerde altınlar alıyoruz. Ancak bunların kaç grama denk geldiğini hemen bulamıyoruz. İşte Excel'de uygulayacağımız VLOOKUP formülüyle biz bu işlemi hızlıca yapabiliyor olacağız. Yani ben bugün 2 tane çeyrek aldım diyelim ve bunu Excel'e işledim. Bunu Excel'e işledikten sonra Excel bana bir çeyreğin 1.75 gram, 2 tane aldım, 2 çeyreğin ise 3.5 grama denk geldiğini bize direkt verecek ve aynı zamanda bu zamana kadarki aldığım toplam gram ve kaç TL'ye denk geldiği bilgisine hızlı bir şekilde erişmiş olacağım. Bu örneğimizi bir de Excel üzerinden gerçekleştirelim. Kaç tane altın almıştım? 2 tane. Birimin neydi? Çeyrek. Bir çeyrek kaç gram? Şurada yukarıda tablo hazırlamıştım. Oradan bakabilirsiniz. Bir çeyrek 1.75 grammış. Ben 2 tane aldım. Yani bunu 2 ile çarpmam lazım. İlk başta bir VLOOKUP formülü kullanmadan yapalım. Eşittir dedim. Bir tane çeyrek kaç gramdı? 1.75. Tamam yazdım. Çarpı dedim. Kaç tane almıştım? 2. 3.5 elde etmeyi hedefliyorum. Ve evet elde ettim. Ama ben her altını aldığımda bu işlemi teker teker yapmış olmam gerekiyordu. Bunun yerine biz VLOOKUP formülü kullanacağız. Artık şu miktar kısmında tekrardan bir hesap yapmaya gerek kalmayacak. Bunun öncesinde işimizi biraz daha kolaylaştıralım. Şurada hani birimler kısmı var ya, sağdakileri aslında teker teker yazabileceğimiz kısım. Biz burada bir açılır liste oluşturalım. Açılır listelerle ilgili ayrıntılı bir video çekmiştim. Linkini yukarıda bırakıyorum. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Ben şimdi direkt uygulamasını yapacağım. Bu hücrenin açılır liste olmasını istiyorum. Bu yüzden de data sekmesine geliyorum. Data validation var burada. Buna tıklıyorum. Ve bana bir pop-up çıkardı. Any value değil. Liste seçiyorum. Şimdi de listenin içerisinde hangi elemanların olması gerektiğini seçmem lazım. Geldim buraya. Şuradaki seçenekleri koymak istiyordum. Enter dedim. Burada OK'ya basalım. Bakalım. Evet, buradan seçim yapabiliyorum. Tabi bu özelliği bütün alttaki satırlara da geçmesini istiyorum. Şurada artı oluşturuyor. Buradan direkt şöyle aşağı doğru çekebilirim. Ne kadar oluşturacaksanız o kadar indirebilirsiniz. Bakalım olmuş mu? Evet. Herhangi bir tanesinde seçim yapabiliyoruz. Şimdi seçimimizi yapalım. İlk ne demiştik? Çeyrekti. Çeyreği seçtim, 2 adet. Şimdi VLOOKUP'ımızı çalıştıralım. Eşittir dedim. VLOOKUP yani düşe yara fonksiyonumu seçtim. İlk argümanımız neydi? Hangi veriyi arıyoruz? Ben burada çeyreğe göre işlem yapacaktım. Çeyreği seçtim. Noktalı virgülle ikinci argümanıma geçtim. Nerede arıyorduk? Tablomuzda arıyoruz. Geliyorum, tablomu seçeyim. Şöyle bütün tablomu seçtim ve tablomu sabitlemem gerekir ki hücreyi aşağı doğru indirdiğimde tablomun yeri değişmesi. Tablomu belirten harflerin ve sayıların olduğu yere geliyorum. F4'e basıyorum. Hücrelerim sabitlenmiş oldu. Noktalı virgülle devam ediyorum. Şimdi de Excel'den alacağımız veri hangi sütunda ona bakmamız lazım. Zaten tablomda 2 tane sütunum var. Birincisinde ben ona ne aradığımı söylüyorum. İkincisinde onun bana vermek istediğini söylemem lazım. Yani 2 yazıyorum. Noktalı virgül yapıyorum. Tam eşleşme istiyorum. 0'a bastım ve parantezimi kapattım. Süper. Şimdi artık çeyrek yazdığımda 1.75 oldu. Şimdi bu çeyreği değiştirelim. Bakalım çalışıyor mu? Mesela ata yapalım. Evet, bu oldu. Şimdi bir de tabii ki VLOOKUP formülünü yaptık ama yani biz aslında hangi birimin kaç gram olduğunu yaptık. Bir de adetle çarpmamız lazım. Şimdi bu kısımda bir çeyreğin kaç gram elde ettiğini bulduk. Bir de adetle çarpmamız lazım. Bu olay oldukça kolay. Geliyorum. VLOOKUP formülüne hiç dokunmayın. VLOOKUP formülüyle parantezle kapattık ya, bunun ardına çarpı diyorum. Hangi hücreyle çarpmam gerekiyor? Adetin olduğu. Buna bastım. Enter dedim. Evet, şu an 3.5 oldu. Yani 2 tane çeyrek alırsam benim 3.5 gram altınım olmuş olur. Mesela şunu gramseye çevirelim. 35 grammış. 2 tane alırsam. 2 değil, 3 tane alayım. 52.5 grammış. Hemen birkaç örnek daha yapalım. Öncelikle şu formülü aşağı doğru indirelim. Tamam, artık bütün hücreler için geçerli olmuş oldu. Burada bir hata uyarısı alıyorum. Neden? Çünkü çarpmasını istediğim verilerin alanları boş. Yani şurada ne birim dolu ne de adet kısmı dolu. O yüzden bu hatayı alıyoruz. Bugünkü konumuz VLOOKUP olduğu için bu konuya girmiyorum ama eğer ki böyle bir soru gelirse bununla ilgili de ayrıyeten bir video çekebilirim. Bunda tabii ki çözümü var. Yani bu çirkin görüntüyü ortadan kaldırabiliriz. Ama odak noktam VLOOKUP'tan devam ediyorum. Şimdi başka bir örnek yapıyorum. Gene aynı tarih olsun. Aynı gün içerisinde ben 3 tane gram almışım. Bir de çeyrek alayım gene. Kaç çeyrek alayım? 4 tane de çeyrek alayım. Yani toplamda 7 gram daha elde etmiş olalım. Tarihi şimdilik doldurmayayım. Hiç başka bir şey yapalım. Ata alayım. Bir tane de ata alalım.
Tamam, bunların hepsi gelmiş oldu. VLOOKUP yani düşerme fonksiyonu ile ilgili örneklendirmelere devam edeceğim. Ancak sizin zorlandığınız ya da şu konularda bunu uygulamakta güçlük çekiyorum dediğiniz konular varsa lütfen onları bana belirtin. Onunla ilgili de o konulara odaklı olarak bir video çekiyor olurum. Şimdilik hoşçakalın.